Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizinle fonksiyonlarda 4 işlem konusunu işleyeceğiz. Video izledikten sonra kanalıma abone olarak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Videonun altına yorumlarınızı bekliyorum. Şimdi gençler, şu cümle fonksiyonlarda 4 işlem için çok önemli. İki fonksiyon arasında toplama, çıkarma, çarpma, bölme yapabilmek için bu iki fonksiyonun tanım kümelerinin kesiştiği noktalarda işlem yapabilirsiniz. Yani iki fonksiyonun tanım kümesinin kesişim noktasını bulmanız lazım. Ondan önce de ne yapmanız lazım tabii ki? Fonksiyonun eğer tanım kümesi size doğrudan verilmemişse fonksiyonların tanım kümesini belirlemek, sonra da o iki fonksiyonun tanım kümesinin kesişimini bulmanız gerekir. Fonksiyonlarda toplama, çıkarma, çarpma, bölme yaparken yalnız payda sıfır olmayacak. Ve herhangi bir reel sayıyla fonksiyonumuzu ne yapabiliriz? Çarpabiliriz. Bunlar önemli. Şimdi sorumuza dönelim. Ben tabii ki bu soru için hepsini ayrı ayrı çözmeyeceğim. Birkaç tane göstereceğim size. Şimdi f ve g fonksiyonları verilmiş, toplamasını, çıkarması, çarpma ve bölmesini istiyor bizden. Ben f fonksiyonunun tanım, f'in tanım kümesine bakacağım. İlk elemanlar her zaman neydi? Tanım kümesindendi. 1 var, bakın. 2, ilk elemanlar hep tanım kümesi. 3 ve 4. Şimdi g fonksiyonunun tanım kümesine bakacağım. 0, 1, 3, 4 ve 5. Sonra ne yapacaktım? 4 işlem yapabilmek için kesişimleri lazım bana. F ile G fonksiyonlarının tanım kümelerinin kesişimleri ne? 1, yani ortak elemanları diyor. 3 ve 4. Sadece bunlar için işlem yapabilirim. Bana F artı G sormuş ya, siz şunu bulabilirsiniz. F artı G 1, yazayım şuraya. F artı G 3, F artı G 4. Bir tane size hesap edelim toplamadan. Mesela F artı G 4 nasıl hesap edilir? F 4 artı G 4 demek. Pardon gençler. Biraz fazla bastırdım. Yani F 4 artı G 4. F 4'ü nasıl bulacağım? Bakın. Gideceksiniz F fonksiyonuna bakıyoruz. 4 değer olarak kimi almış? Görüntüsü ne? F 4'ün 6 demek. G4'e bakıyorum. G fonksiyonunda. 4'ün görüntüsü ne? Eksi 1. 6 eksi 1 daha ne çıkıyormuş? 5 çıkıyormuş. Diğerlerini isterseniz siz bulabilirsiniz gençler. Tamam. Bir tane ben size böyle bulmak istedim. Mesela F eksi G diyor. Ona bakalım hemen. Ne demiştik? F eksi G'yi 1'i bulabiliriz. Çünkü 1, 3 ve 4'te işlem yapabiliyorum sadece. Bunu bulalım, süper. F1 eksi G1 diyor. F1 ne? Görüntüsü 3. Arada eksi var. G1'in görüntüsü eksi 2. Bir daha eksi var. Eksi eksi ne oluyordu? 5 oluyordu. Yani F eksi G1 demek ne demek? 5 demek gençler. Çarpma yapalım. Bu sefer de yine F çarpı G1'i bulabiliyoruz sonuçta. F çarpı G 3'ü bulabiliyoruz. F çarpı G 4'ü bulabiliyoruz. Size F çarpı G 3'ü bakalım. Çünkü hiç 3 ile ilgili yapmadık. Bu ne demek? F 3 çarpı G 3 demek. F 3'e bakıyorum. 3 görüntüsü ne? 5. G 3'e bakıyorum. Bakın G fonksiyonunda. Görüntüsü 1. 5 çarpı 1'den görüntüsü ne çıkıyormuş en son? 5 çıkar. Bölme var. Yine neyi bulabiliriz? F bölü G 1. Bunu böyle de yazabiliriz. Ya da nasıl yazabiliriz gençler bunu? Ayrı ayrı da ne yapabilirsiniz? Yazabilirsiniz. Nasıl yani? Şu şekilde. F1 bölü G1 demek bu. Sonra F3 bölü G3. F4 bölü G4. Çünkü tanım kümemizin kesişimleri bunlar. Bu sefer yine F4 G4 yapalım. F4 ne çıkmıştı? 6. G4 ne çıkmıştı? Bakın eksi 1. Bölünce ne çıkıyormuş cevabım? Eksi 6.
Tabii bunların fonksiyon olduğu için aslında hepsinin cevabını istiyor. Ama ben burada birer tane bıraktım. Şimdi çünkü hepsini detaylı yapacağız. Evet. Şimdi gençler, fonksiyonlarımız burada verilmiş. Yanda verilen soruları bu fonksiyonlara göre cevaplayınız diyor. Yanda verilen soruları tabii ki siz göremiyorsunuz ama ben buradan hemen yazmak istiyorum size. Sorular uzun değil çünkü. İlk önce istediğiniz şey şu. A sorusu diyelim. F artı G fonksiyonunu istiyor. Yani tamamının cevabını bulacağız. Nasıl tamamı? Şimdi bakıyorum F fonksiyonunun bir F'in tanım kümesini bulayım. Eksi 1 var. Bakın ilk elemanlar. 1 var. 2 ve 3 var. İlk elemanlar tanım kümesinden. G'nin tanım kümesine bakayım. 1 var. 2 var ve 5 var. Kesişimlerine bakıyorum şimdi. 1 var kesişimde. Bakın. 2 var. Başka eleman var mı? Hayır, başka elemanımız yok gördüğünüz gibi. O zaman ben burada neyi bulacağım gençler? Size F artı G 1 bulacağım. Hesap edeceğim. Fonksiyonunu diyor ya. Az önce eksik bırakmıştım. F artı G 2'yi hesap edeceğim. Böylece ben F artı G fonksiyonunun cevabını bulmuş olacağım. Burada fonksiyon dediği için aslında biz ikisini hesap etmek zorundayız. Az önceki soru çok uzun olduğu için ben orada kısa kestim. Şimdi fonksiyon dediği için tekrar ediyorum. Aslında hepsini bulmak zorundayız. F1 G1 diyor. Bakıyorum. F1'in cevabı ne? 3. G1'in cevabına bakın. O da eksi 3. Toplayınca ne oluyor gençler? 0 mı oluyor? Devam edelim. F2 G2 diyor. F2'ye bakalım. 5 demek. G2'ye bakalım. 4 demek. Bunun da cevabı ne çıktı? 9 çıktı. Bana F artı G fonksiyonunu soruyor. Şimdi. Siz F artı G 1 yaptığınızda yani tanım kümesinde 1 olduğunda cevap olarak ne buluyorsunuz? 0. Bu ne demek? 1'in görüntüsü 0 oluyor. F artı G fonksiyonunda. Unutmayın. 1'in görüntüsü 0 oluyor. 2'nin görüntüsü ne oluyor? Bakın. 9 oluyor. Tamam. Tekrar ediyorum. Az önceki soruda ben kısa kestim bilerek. Çünkü çok çok uzun bir soruydu. Bu soruda böyle detaylı yapmanız gerektiğini anlamışsınızdır gençler. Aslında orada sadece hani az önceki soruda da F artı G1'i atıyorum. Bulup bırakmamamız gerekiyordu. Sadece diğerlerini de devam ettirmemiz gerekiyordu. Ama hem toplama, çarpma, çıkarma, bölme hepsini göstermek için ben size o soruda kısa kestim. Bir de size aynı soru için F çarpı G'yi soruyor. Şimdi şu kısmını sileceğim sadece. B kısmında. B kısmında F çarpı G'yi soruyor. Zaten ben az önce neyi buldum? Tanım kümelerini bulup kesişimini buldum. O zaman ben neyi bulacağım? F çarpı G 1'i bulacağım. F çarpı G 2'yi bulacağım. Bulalım. F1 G1 F2 G2. Şimdi cevaplarına bakmamız kaldı sadece. Bir de şurayı biraz temizleyelim ki karışıklık olmasın. Şimdi gençler soruya baktığımızda F1 neydi? Kaça gidiyordu? 3'e gidiyordu. G1 de eksi 3'e gidiyordu. Çarpınca ne olur? Eksi 9 olur. F2 nereye gidiyordu? Görüntü olarak 5'e. G2 nereye gidiyor? Görüntüsü ne yani? Görüntüsü ne? Öyle de diyebilirsiniz. 20. Ben hemen F çarpı G fonksiyonumu yazayım. 1. Bakın 1'in görüntüsü ne? Eksi 9. Şunu bir yapalım da. 2'nin görüntüsü ne? 20. Bu kadar. Tamam. Yani şunu mu öğrenmiş olduk? Bu soruları zaten çözdük gençler. Fonksiyonlarda 4 işlem yaparken tanım kümeleri çok önemli. Tanım kümelerinin kesişimini bulmazsak da hatalı yaparız. Tamam. Evet şimdi bakın yine tanım kümeleri bana verilmemiş. O zaman ben tanım kümelerini bir hesap edeyim. F fonksiyonunun tanım kümesi 1,
Eksi 2, 0, 4. İlk elemanlar biliyorsunuz tanım kümesindendi. Hepsini yazdım. G fonksiyonunun tanım kümesine bakıyorum. Eksi 1, 4, 3 ve 1. Kesişimlerini mutlaka bulmak zorundasınız. Yoksa 4 işlem yapılamaz. Bakıyorum 1'den yok. Eksi 2'den yok. Pardon 1'den varmış. 1 var kesişimleri. Bir de 4 var. Tabii burada sıralı yazılmadığı için benim gibi birini ihmal edebilirsiniz. Dikkat etmeniz lazım. Kesişimi 1 ve 4 oldu. Şimdi işlemimizi yapacağız. Ayrı ayrı ne bulacağız? F eksi 2 G 1'i bulacağız. Bir de F eksi 2 G 4'ü bulacağız. Şimdi fonksiyon dediği için ikisini de ne yapmanız lazım? Hesap etmeniz lazım. Birini bulup bırakamazsınız. Hemen yazıyorum bakın. F1 şunu nasıl yazacağız hocam? Eksi 2 G1. Yani G1'i bul 2 ile çarp demek bu. Burada da F4 eksi 2 G4. Bakalım şimdi. 1 görüntüsü ne? F1'in görüntüsü 3 çıktı. Eksi 2 var çarpı G1'e bakıyorum. G1'in görüntüsü de eksi 4 çıktı. Burası eksi eksiden. Şurada 3 yazıyordu. Burası eksi eksiden. Artı 8 oldu. Demek ki bunun görüntüsü ne çıktı? Bu fonksiyonda 1'in görüntüsü 11 çıktı. Devam edelim. F4'e bakıyorum. F4 1 demek görüyorsunuz. Eksi 2 çarpı. G4 de eksi 2 demek. Burada zaten 1 var. Eksi eksi 4 çarpınca artı 4. Görüntüsü ne oldu gençler? 5 oldu. O zaman nasıl yazarım? Fonksiyonumu. 1'de bakın daha farklı bir renk yapalım. 1 için görüntümüz 11 oldu. 4 için görüntümüz 5 oldu. Tamam. Devam edelim şimdi. Evet. Farklı renk kalem alalım. Şimdi yine ne yapacağım? Tanım kümeleri bulacağım. F'in tanım kümesi 1 var, eksi 3 var ve 2 var. G'nin tanım kümesi eksi 1 var, 2 var, 3 var. Kesişimlerine bakıyorum tanım kümelerinin. Gördüğünüz gibi 2 var. Başka var mı kesişimi? İkiler ortak. Başka kesişimleri yok. O zaman gayet kolay olacak bana. F eksi G diyor. 2'yi bul diyor. O da ne yapar gençler? F2 eksi G2 demek. Hemen bakalım. F2 ne oluyor? 2 kime gitmiş? Görüntüsü ne? 13. G2'ye bakın. Eksi 6'ya gitmiş bir daha eksi var. Eksi eksi yan yana gelince ne oluyordu? Artı oluyordu. Yani o zaman fonksiyonumu yazarsam x2 iken cevabımız ne çıkıyor? Görüntümüz 19 çıkıyor. Bu kadar kısa ve kolay oldu. Devam edelim. Yani sadece bu soru tiplerine biraz dikkatli olmamız gerekiyor. Dikkatinizi verirseniz çok rahat yaparsınız. Şimdi F'in tanım kümesine yine bakmak zorundayım. 0 var. İlk elemanlar biliyorsunuz. 1, 4 ve 3. G'nin tanım kümesine bakıyorum. İlk elemanlar 1, 2, 4, 5. Kesişimlerine hemen bakmam lazım. 1'ler başka. 4 var. Başka var mı gençler? 1 ve 4 olması lazım. Evet. Şimdi neyi bulacağız? 3F artı G 1'i bulmam lazım. Bir de 3F artı G 4'ü bulmam lazım. Şöyle düzenleyelim. 3F1 demek artı G1 demek. Burası da 3F4 artı G4 demek. Bakalım şimdi. 1 eksi 3'e gidiyor değil mi F'de? 3 de burada var. Çarpıyorsunuz. 3 kere eksi 3. Burası eksi 9 yaptı. G1'e bakayım. 1 eksi 5'e gidiyor. Burası eksi 9 yaptı. Eksi 5 daha eksi 14 mi yaptı gençler? Evet. F4'e bakalım. F4 görüntüsü 13. 3 kere 13 artı G4'e bakıyorum. Eksi 2. Yani şöyle mi yaptı gençler? Burası 39 yapar. 2 çıkardık. 37 yaptı.
Hemen 3f artı g fonksiyonumu yazayım. Çünkü onu soruyor bana. 1'deyken bakın, 1'deyken görüntümüz eksi 14 oldu. 4'teyken görüntümüz 37 olur. Geçelim. Şimdi bölme işlemimiz var. Bakalım nasıl yapacağız? Evet. Önce gençler tanım kümesine bakalım. F'in tanım kümesi. 2 var. İlk elemanlar tanım kümesi biliyorsunuz. Eksi 1 var. 0 ve 3. G'nin tanım kümesine bakıyorum. 3, 1, 4, eksi 1. Hemen kesişimlerine bakalım. 2'den var mı? Yok. Eksi 1'den var. Bakın aşağıda. Hemen yazdım. 0'dan yok. Bir de 3'ten var. Değil mi? Yani eksi 1'i 3'ü mü bulacağım? Evet. Şimdi sorumuza dönelim. Zaten gençler burada bölmede vermiş zaten. Toplamın değerini soruyor. Hani bir şey bulmamıza bile gerek kalmamış aslında, değil mi? Burada neyi bulacağımızı söylemiş. Pardon, ben dalmışım o ara biraz herhalde. Aslında şunu istiyor benden. Artı F3 G3'ün cevabını istiyor. Şimdi F-1'e bakıyorum. Eksi 1 kaça gitmiş? 6'ya. G-1'e bakıyorum. 2'ye. Buna dikkat edin. Artı F3'ün cevabı ne? 3'ün görüntüsü yani. 1. G3'e bakıyorum. G3'ün cevabı eksi 2. Burayı 3 buluruz. Bölmeyi yaptık. Burası da çarpma eksi 2. Toplayınca ne çıkar gençler? 1 çıkar. Devam edelim. Evet, bakalım sorumuza. Bu sefer de zaten sayılar belli. O yüzden tanım kümelerini bulup kesişimlerini bulmayacağım. Zaman kaybı olmasın. Sadece düzenleme yapacağım bakın. Devam ediyorum. F4 çarpı G4 demek. Şimdi F1'i bulup sonra 2 ile çarpacağım. 1'in görüntüsü ne? F1'in görüntüsü. Hatta buraya da yazalım. F1'in görüntüsü gençler 3. 2 çarpı 3 oldu. Eksi. G1'e bakıyorum. 1'in görüntüsü 4. Yani eksi 4 oldu. Artı. F4 ne bakalım? 4'ün görüntüsü 5. Buraya da yazıyorum aynısını. G4 ne bakalım? 1. Evet, önce çarpma yapıyoruz. 6, 4 çıkardık. Burada da çarpma yapıyoruz. 6, 5 daha 11. 11'den 4 çıktı. Ne bulduk gençler? 7 bulduk. Kolay sorular. Hiçbir sıkıntı çekeceğimizi zannetmiyorum. Devam edelim. Şimdi bu sorularda neler yapacağız? Zaten bana burada fonksiyonlarım ne yapılmış? Verilmiş, tanımlanmış. Bana ilk A şıklığını istiyor gençler. Hemen ele alalım kalemimizi. Şunu bul diyor bana. F2'yi ve G2'yi bul, topla diyor. Hemen hesap edelim F2'yi. F2 ne demek gençler? X yerine 2 yaz demek. 2 artı 2'den ne yapar? 4 demek. G2'ye bakıyorum. X yerine 2 yaz demek. 2'nin karesi 4. 2 kere 2 4. Eksi 1. Bakın 4'ler gitti. G2'de eksi 1 demek. Toplayınca ne çıktı burada? Cevabımız 3 çıkar. Şimdi sıra ikincisinde, B'de. Bu ne demek? F1'i bul. G1'i bul. 2 ile çarp. F1'den de 2 G1'i çıkar. Şimdi F1'e bakalım. F1. X yerine 1 yazıyorsunuz. Unutmayın. 1 artı 2'den 3. Hemen bulduk, yazıyoruz. 3. Eksi var, 2 var. G1'i bulalım. 1'in karesi 1. 2 kere 1, 2. Ama önde eksi var. Bir de eksi var. Eksi 1 var. Eksi 1 artı 1 sıfırladı. Burası eksi 2 mi yaptı? Eksi 2 var, eksi 2 var. Çarptık. Burası 3 artı 4 yapar. Toplamı ne çıktı gençler? 7 çıktı. Sonuncusundayız. F3 çarpı G3 demek. F3'ü altta hesaplayacağım. F3 demek x artı 2 demek, pardon, fx demek x artı 2 demek ya. X yerine 3 yazarsak F3'ü ne buluruz? 5 buluruz. Sıra G3'te. 3'ün karesi yani 9. 3 kere 2 6, eksi 1.
Burası ne yapar? 9'dan 7 çıktı. 2. 5 kere 2 olur. Çünkü G3 ile F3 çarpma durumunda. Ve cevabını ne buluruz? 10 buluruz geçtiğinde. Devam edelim. Bu zaten çözümlü örneğimizdi. Şimdi bakalım. Hangi renk kalemim oldu? Evet. Bu soruda ne yapacağız? Böyle bir soru yazılmış. Az önce ben bölmede ne demiştim size? Şu şekilde yazabilirsiniz. 4 çarpı F1 olduğu için 4'ü de yukarı yazmak zorundasınız. Payda kısmında olmadığı için 4'ü mecburen pay kısmına yazacaksınız. Ben bu soruda ne yapacağım? 4 çarpı F1'i bulacağım. F1 ne demek? X yerine 1 yaz demek. Yani 1'in karesinden 1. Sonra da G1'i bulmam lazım. G1'i kenarda hesaplayalım. 3 çarpı 1'in karesi 1 yapar. Artı 5. 3 çarpı 1, 3. 5 daha ne yaptı? 8. Sadeleştirme yapayım. 4'ü 4'e böleyim 1. 8'i 4'e böleyim 2. Yukarısı ne yaptı? 1 kere 1, 1. Yani bizden asıl istenen cevap neymiş? 1 bölü 2. Bunu eminim çoğunuz çok rahat yapacaktır. Tamam. Devam edelim. Evet. Şimdi sorumuzu bir düzenleyelim. 2F eksi 1. Arada bir daha eksi var. G eksi 1. Şimdi ben kenarda bir yerde F eksi 1'i hesap edeyim. Çünkü bakın burada var. X yerine eksi 1 yaz demek. Eksi 1 artı 3'ten 2 demek. Bakın burada ne var? 2 çarpı. Az önce F eksi 1'i 2 buldum. Arada eksi var. Şimdi de G eksi 1'i bulacağım. Eksi 1'in karesi demek. Eksi 1. Eksi 1'in karesi 1 yapar. 1'den 1 çıktı. 0. O zaman burası da eksi 0 mı oldu? Ne yaptı? Çarpma yaptım. 4'ten 0 çıkardım. Benden istenen asıl cevap ne çıktı? 4 çıktı. Devam edelim. Evet. Şimdi fonksiyonlar verilmiş ve şöyle denilmiş. F2 ile G2'yi çarpınca 8 bulunuyormuş. Hemen kenarda F2'yi hesap edelim. X yerine 2 yazıyorum. 2, 2 daha. F2 demek 4 demek oluyor. Tamam. Çarpı. Şimdi G2'yi de hesap edeceğim. X yerine bu 2 yaz demek. Değil mi? 3 kere 2 artı A. Burayı düzenleyeyim. 6 artı A demek. Hemen yazıyorum bakın. G2 yerine artık ne yazacağım? Eşittir 8. Ben pratikçe şöyle yapacağım. Şimdi çarpma var ya burada. Bu 4 ile bu 8'i sadeleştirebilirsiniz. 4'ü 4'e böldüm 1. 8'i 4'e böldüm 2. 1 kere A artı A. 1 kere 6 A artı A. 6 artı A demek. Karşıda ne oldu? 2. A burada kalsın. 2 de kalsın. 6'yı karşıya atayım. A demek ne demekmiş? Eksi 4 demekmiş. Bana zaten A'yı soruyor. Evet gençler, bu bölümümüzün son sorusuna gelmiş bulunmaktayız. Bakalım nasıl yapacağız son sorumuzu beraber görelim. Şimdi fonksiyonları tanımlamış ve fonksiyonların bizden çarpımını istiyor. Düzenleme yapalım. 2fx eksi gx demek 3x artı 1 demekmiş. Fx artı gx demek 6x eksi 10 demekmiş. Ben ne yapacağım bakın, taraf tarafa toplayacağım. Şunu görüyorum. Artı gx eksi gx sıfırlar birbirine. Burada iki tane fx var. Burada da bir tane, bir şey yazmıyorsa bir tane demektir biliyorsunuz. Üç tane fx var. Burayı da toplayalım. X'leri kendi arasında toplayabilirsiniz. 9x. Eksi 10 ile 1'i toplarsanız eksi 9 yapar. Direkt tarafı 3'e böleceğim ben. Çünkü bana fx lazım şu an. 3'e bölerseniz 3x eksi 3 yapar değil mi? Fx'i bulduk. Fakat bana fx çarpı gx diyor. Gx yok. Nerede bulabilirim gx'i? Şu denklemi görüyor musunuz? Ben bunu nasıl düzenledim? Bakın şöyle. Ben bunu şöyle yaptım. Az önce. 6x eksi 10 demek dedim. Fx'i bulduk biz. Fx ne demek? Şimdi gx'i de buradan bulacağım gençler. Aynı denklem çözer gibi. Gx burada kalsın. Karşıda 6x var. 3x karşıya geçsin. Eksi 3 olur. 3x karşıya geçti. Eksi 10 var burada. Eksi 3 karşıya geçsin. Artı 3 olur. Gx ne demek olur? 3x'ten
pardon 6x'ten 3x çıktı. 3x. Eksi 10 artı 3 daha eksi 7 yapar. Yx'i de bulduk. Şimdi soruda bana asıl neyi soruyor? Bakın. Fx çarpı yx. Bunu böyle yazabiliyorum biliyorsunuz. Şöyle. Zaten fx'i biz bulduk. Neydi? Parantez içinde yazmanız lazım mutlaka. Parantez içinde yazmazsanız hatalı olur. Yx'i de bulduk. Bana çarp diyor. Beni dikkatli dinleyin burada. Zor değil ama dikkatli olun. Bakın. 3x ile 3x'i çarparsam 3 kere 3 9 x kere x x kareden 9 x kare yapar. 3x ile eksi 7'yi çarparsam eksi 21 x yapar. Şimdi 3x ile çarpabileceğim her şeyi çarptım ya. Kafanız karışmasın isterseniz bakın 3x'i karşı ile çarptım iptal ediyorum. Sırada eksi 3 var. Eksi 3 ile karşıdakileri çarpıyorum. Eksi 3 ile 3x'i çarparsanız eksi 9 x yapar. Eksi 3 ile eksi 7'ye çarparsanız artı 21 yapar. Bunu düzenlemem lazım. Seçenekli bir soruda yani bir testte bu olmaz. X kareli başka bir şey var mı? 9 x kareden başka x kareli olan bir şey var mı? Hayır. O zaman onu yazıyorum. Şimdi x'li olan eksi 21 x var, eksi 9 x var. Bakın cinsleri aynı olan şeyleri toplayıp çıkarabilirim. Bakın x karenin cinsi farklı olduğu için, kareli olduğu için onu direkt aşağıya yazdım. Ama x'li olan iki ifade var ve bunları normal toplama yapabiliyorum. Eksi 21 ile eksi 9'u topladım. Eksi 30 tane x var. X'i de yazmayı tabii ki ihmal etmeyin. Sayı olarak da ne var? Artı 21. Sakın bunlar topla, yani normal bildiğimiz şekilde toplanmaz. Bu şekilde kalır. Çünkü hepsinin cinsi farklı. Bu normal sayı. Bu x'li bir terim, bu da x kareli bir terim. İşte benden en son istediği cevap neymiş? Burasıymış. Gençler buraya kadar beni sabırla dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup bana destek olursanız mutlu olurum. Video altına yorumlarınızı bekliyorum. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.